Hasan Sabas Doğru Haber Yaşayan Peygamber Bir Mevlid-i Nebi daha geçti. Yine onun örnekliğinden, vefasından, mütevaziliğinden, zarifliğinden söz ettik. Vahyin ağır yükünden, vahyin mesajını en duru ve yaşanılabilir haliyle, inatçı, zalim ve hasud insanlara taşıma zorluğundan söz ettik. Onu ve davasını çok sevdiğimizi hissettik ve bundan dolayı Allah'a şükrettik ölümünü değil doğumunu konuştuk her zaman. Çünkü o örnekliğiyle, çabasıyla, zarafetiyle, dostlarına ve ümmete olan düşkünlüğüyle hep yaşadı aramızda. Bazen yaptıklarımızdan ve yapmadıklarımızdan dolayı utandık ondan ama onu ve dostlarını hep sevdik. Onu salavatlarla ve canlı bir tabloyla analım istedik. Bakın cennetin yolunu ne kadar sarih bir şekilde gösteriyor. Buyurun. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir Medine sabahında yine ashabıyla oturuyor, onlara anlatıyor, öğretiyor, dinliyor ve cevaplıyordu. Bir ara durdu ve şimdi yanınıza cennetlik bir adam geliyor dedi. Sahabiler merakla baktıklarında ensardan bir zatın geldiğini gördüler. Sakalından aldığı abdestin suyu damlayan terliklerini eline almış bir sahabiydi bu. İsmi önemli değildi. Önemli olan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ondan cennetlik diye söz etmesiydi. Başka bir gün ashabıyla otururken Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam yine aynı şeyi söyledi. Şimdi yanınıza cennetlik bir adam geliyor. Gelen yine aynı şahıstı. Üçüncü günde aynı olay tekrar etti. Hz. Peygamber o günkü sohbetini bitirip meclisten ayrılınca sahabiler de dağılmaya başladı. Genç sahabilerden Abdullah bin Amr, Hz. Peygamber'in cennetlik olduğunu söylediği zatın peşine düştü. Onu cennetlik yapan şeyi öğrenmek istiyordu. Ona birkaç gün eve gitmeyi düşünmediğini, kendisinde kalıp kalamayacağını sordu. Cennetlik sahabi, Abdullah'ın bu teklifini kabul etti. Üç gün onu izledi Abdullah. Üçüncü gün sonunda Abdullah, bu süre boyunca o Medineli Müslümanın gece namazına kalktığını görmediğini, Sabah namazına kadar uyuduğunu, sadece yatağında sağa sola dönerken Allah'ı zikrettiğini ve tekbir getirdiğini fark etti. O günleri anlatırken de şöyle dedi. Gerçi konuşmaları esnasında sadece güzel şeyler söylediğini işittim. Üç gece geçince yaptığı ibadetleri neredeyse küçümseyecektim. Bunun üzerine ona dedim ki, ''Hazreti Peygamber üç kere cennetlik bir adam geliyor.'' dedi. Üçünde de sen çıktın geldin. Ben de senin yanında kalıp ne yaptığını görmek ve aynısını yapmak istedim. Ancak görüyorum ki sen çok da fazla bir şey yapmıyorsun. Seni Hz. Peygamber'in söylediği bu dereceye ulaştıran nedir? Cennetlik Müslüman boyun büktü. Sadece gördüklerin dedi sakince. Bu cevap üzerine yanından ayrıldım. Fakat çok uzaklaşmadan beni geri çağırdı ve şöyle dedi. Ancak bir şey daha var. Ben kalbimde hiçbir Müslümana karşı kin, nefret ve samimiyetsizlik bulundurmam ve Allah'ın kendisine ihsanda bulunduklarından dolayı hiç kimseye haset etmem.'' Bunun üzerine Abdullah bin Amr diyor ki, işte seni yücelten bu, bizim yapamadığımız da bu. İşte yaşayan peygamberin mesajı. Cennetlik olmak için kalbinde hiçbir Müslümana karşı kin, nefret ve samimiyetsizlik bulundurma. Efendimiz Muhammed'e ve aline salat ve selam olsun.